Sayın hocam, dernekte konuşurken, sohbet söyleşi yaparken yöre için tehlikeli olan kelebeğin ardından şimdi yeni bir işte bir böceğin, bir tıtıra benzer bir şeyin çıktığından bahsetmiştiniz. Hatta dediniz ki işte gidelim gösterelim. Evet. Biz de geldik. Şimdi kısaca nedir, bir çok kısa giriş yapıp bakalım neler var. Onu da görüntülü olarak şimdi gösterelim. Yetkiliye de ulaştıralım. Evet. Biliyorsunuz kelebek çok büyük rahatsızlık vermişti bölgeye, bölge insanına, çay üreticisine. Hatta çaya da zarar verdiği falan konuşuluyordu. Biz kelebek tehlikesini düşünürken, nasıl kelebekle baş edeceğimizi düşünürken bu konuda uzmanların işte sonuç alamadığını falan biliyorduk. Fakat başka bir sıkıntı çıktı. Şimdi biliyorsunuz ipek böceğine benzeyen bir tırtıl var. Evet. Efendim. Biraz sonra kendilerinde evet, resim olarak görürüz. Önce dutlarda başladılar. Evet. Dut yapraklarında. Çok küçük bir dalda iken süratle yayıldılar. Nasıl yayıldıklarını anlayamadık. Ve önce dutları bitirdiler. Etrafta dut olmayınca bir de şeylere nasıl ulaşıyorlar? Ağaçtan ağaca nasıl ulaşıyorlar onu bilemiyorum. Belki rüzgarın yardımıyla mı? Süratle ondan sonra kirazlara, armutlara. Dutlar, kirazlara, evet, armutlar. Armutlara dadandılar. Hatta yaprağı acı olmasına rağmen cevizlere de. Evet. Şu anda cevizlerde, dutlarda, kirazlarda, armutlarda yaprak kalmadı. Evet, yaprak kalmadı. Fıstık da beni rahat bırakmıyor. Evet. Şimdi onları görelim. Bir görelim hocam. Neden nedir mesela? Neden kaynaklanıyor? Örneğin şurada hemen yakınımızda. Hemen şu yakınımızda. Efendim, şöyle dut, biraz daha güneşi evet, arkama alayım. Dut, evet, şöyle yaklaşırsanız. Dut yaprağını görüyorsunuz. Evet. Ne hale geldi dutun yaprağı? Şimdi dutun. Bu pardon, bu asma yaprağı. Asma yaprağı. Bu asma yani, yaprağı. Bakın asmaları ne hale geldi. Evet, şöyle yakından evet, bakalım değerli evet, izleyicilerimiz de şöyle. Evet. Resimlerini de çekelim. Evet, bu siz diyorsunuz ki bu hayvandan dolayı. Evet, süratle bak hepsini kuruttu. Şu anda evet, yapraklar ne hale kurutmuş, geldi diyorsunuz. Evet, ya buradan şimdi hemen. Şimdi de şu dut ağacı. Daha doğru. Koca şunlar, bizde, bunlar koza şeklinde mi bu? Böyle. Evet. Bakın dut ağacında yaprak kalmadı hiç. Evet. Şu zamanda değerli dut izleyicilerimiz, Metin hocamızla gördüğünüz gibi şu anda dut ağacını evet, gösteriyor. Evet. Ve adeta yenmiş, bitirilmiş evet, sanki bitirilmiş, bir canavar gibi, öyle mi dersiniz? Şu elma ağacına bakın. Evet, şu da şu anda üzerinde elma kalmadı. Bütün elmalar kümesin üzerine döküldü. Evet, elmalar gördüğünüz hiç, gibi. Bakın hiç yeşil yaprak yok. Bir hiç tane, yeşil yaprak yok. Çok evet, ilginç. Süratle çok çabuk ürüyorlar. Ve ağaçtan ağaça gidiyor çok diyorsunuz. Çok çabuk ürüyorlar ve çabuk tüketiyorlar. Bakın hiç yaprak kalmadı. Evet, hiç yaprak kalmadı. Şurada şeye bakın. Şurada ne var? Armuta dönün. Bakın, bakın evet, armut ağacı. Şöyle bir de değerli izleyicilerimiz. Evet, hocamız. Armut ağacının hemen hemen çoğunu ne yaptılar? Kuruttular. Evet, şu gördüğünüz şu anda bakın evet, yakın yakından evet, çekiyoruz şu anda. Evet. Hala sanki koza tutmuş şeklinde evet, böyle. İpek, ipek zaten var. Bakın evet, ipek gibi, örümcek ağı evet, gibi örülmüş. Örümcek ağı gibi örülmüş. Evet. Ve evet, bu armut ağacı. Armut ağacı. Tamamen bitmiş. Evet. Önceki yıllarda çok verimliydi herhalde evet, değil mi? Zaten korkuyordum şeyden efendim, dalları kırılacak diye. Evet. Bakın şurada küçük bir fidem var. Armut fidem. Evet, küçük bakın, bir fide dikmiş hocamız evet, ama o da gördüğünüz gibi şu anda fidenin doğramını yaprak kalmadı. Şurada bakın alçaçur armutumuz var aşağıda büyük. Evet şu efendim, anda ne hale gelmiş görüyor musunuz yaprakları? Armut ve yaprakları ne hale evet, gelmiş ve çevreye yayılıyor böyle. Yayılıyor evet. Onun gördün, altında bir ağaç var bakın. Evet, onu da kuruttu. Daha aşağıda hmm, yine bir ağaç var kuruttu. Hmm. Aşağıda en aşağıda ihlamur ağaçları var. Evet, ihlamur, ihlamur ağaçlarına da gidiyor evet. Yavaş yavaş gelmiş, yayılıyor. Yavaş yavaş şeyler. Evet. Peki hocam, ya bunun hakkında ziraat odası henüz, veya işte tarım daha çok tarım müdürlüğü bakıyor. Bir bilgi verdiniz mi acaba? Şimdi, bilgileri var mı? Şeyde
Efendim, arkadaşlarımız bu konuda Ziraat Odası'na zannediyorum veyahut da Ziraat Müdürlüğü'ne başvurdu zannediyorum. İlaçlamışlar ama sonuç alamamışlar. Yani bizim Pazar 1 fabrikasının yanında efendim aynı konuyla arkadaşlar karşılaşmışlar. Sonuç alamadıklarını duydum ama ben de müracaat edeceğim. Bakalım nasıl sonuç alırız ama. Hayır, ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Yani siz dediğiniz gibi, gördüğünüz gibi böyle bir ağaç değil, bütün ağaçları böyle sarmış vaziyette ve belki 50 metre, belki hemen 20 metre uzakta olan köyde, her yer. Evet. Biz sadece bu bölgeye sizin aracınızda, sizin bahçedeki bu görüntüler. Kendilerini görebilir miyiz ufak tefek? Görebilirsiniz. Gelin göstereyim. Mesela evlere tırmanıyorlar. Evet, bu an. Evlere tırmanıyorlar. Eğer sineklikler olmasa onlardan kurtulamayız. Evet, bu sıcakta pencere açıyorsunuz. Ama şu anda, sineklik olmasa... Hocam, size göstereyim. Evet, şurada var hocam, burada. Bunlar küçük. Bunlar şurada. Bunlar da herhalde... Evet. Bunlar da. Evet. Şöyle bir resmini çekelim. Bunlar galiba. Evet. Değil mi? Bu şu anda bütün ağaçlardaki yaprakları yiyenler. Gördüğünüz gibi eve doğru çıkıyorlar. Hemen hocamızı takip edelim. Bir başka yerden göstereceğim dedi. Evet sevgili. Evet, ilginç. Tabii ki bunlara önlem alınması gerekiyor. Bakın şurada da. Yine. Evet. Evet hocam, gösteriyor. Yani bunlar ağaçlardan. Şimdi ağaçlardan evlere de tırmanmaya başlandı. Evlere doğru, tırlara yani. Evet, bakın evet, yukarılar. Pencere mencere açıksa. Evet. Allah muhafaza eve dolarlar. Evin içerisine. Kurtuluşunuz yok yani. Hatta pencerelere çıkmışlar sanırım hocam. Pencerelerde dolaşıyorlar yani. Balkon, yalnız şöyle bir şey var. Evet. Balkondan içeriye giremiyorlar. Belli bir süreden sonra ölüyorlar. Belli bir şeyden sonra. Şimdi balkonlarımız da ölü şey dolu. Evet, tırtıllar dolu. Tabii bunları yetkililerin buradan araştırması gerektiğine inanıyorum. Bakın değerli izleyicilerimiz. Evet, şöyle çıkıyor. Kaldı ki ben burayı bir saat önce süpürdüm, aşağıya döktüm. Evet, gördüğünüz gibi yukarı doğru, evlere doğru, camlara. Tabii ki bunların şeyin altından bile düşmüyorlar. Evet, gördüğünüz gibi evlerin içerisinde yatak odalarına bile girebilir, insanları rahatsız edecek şekilde şu anda görüyorsunuz. Evet, pencerelere bile tırmanmışlar. Evet. Bakın, gördüğünüz gibi şeyleri yok ama şurada gelin bakın. Burada biraz daha ilerliyoruz. Evet, hocamızla birlikte. Yani bu arada balıkçılar da bak şeye açılmışlar. Evet, balıkçılar da bir adetler. İnşallah balık yeriz. Hocam Rize'de 5 liraydı şu anda. Şey mi? Palamut Rize'de 5 liraydı ama burada kilosu mu, tanesi? Tanesi. Ha, küçük şey. Tanesi palamut, yani palamut. Orta. Bak. Evet, değerli izleyicilerimiz, tamam. Şu anda yani ağacındayız. Gördüğünüz gibi ne hale getirmiş. Bu ne ağacı? Bu erik ağacı. Erik ağacı. Gördüğünüz gibi o zaman değerli izleyicilerimiz, şu anda erik ağacındayız. Ve erik ağacında da tamamen bitmiş erik ağacını yaprak diye bir şey bitirmiş. Yaprak diye bir şey şekilde kalmamış. Evet. Ne hale geldi. İşte gördüğünüz gibi yine bir başka dut. Yani dediğiniz gibi küçücük tırtıl şeklindeki küçük canlılar buralara kadar gelmiş. Aynı bölgede değiller. Şu anda görüyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Evet, bu tabii ki önemli bence. Yani yetkililerin el atması gereken önemli konulardan biri. Çünkü ağaçlarımız tamamen gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, bakıyorsunuz ağaç sanki yenmiş, bitirilmiş. Küçük bir canavar tarafından yiyilmiş, bitirilmiş gibi. Evet. Bak şimdi yeğenim burada. Evet. Kendisi ziraat mühendisi. Ziraat mühendisiniz. Evet. Bakalım ne söyleyeceksin. Evet, ilgimizi çekti bizde. Tabii ki hocamızla bahsedince
Bakıyorum ben öncelikle çok küçük bir şeyler sen evet. tahmin etmiştim ama evet. maalesef çevreye bir hali yayılmış. Yani bu peki aşağıya bakıyorum bütün ağaçlarda var. Değerli izleyicilerimiz şöyle aşağıya da gösteriyorum. Yani bir ufacık değil bir hali bu. Burada tespit edilen bölgede evet. değil mi? Demek evet. ki yukarılarda da vardır. Evet. Peki sizin düşüncenizi alalım. Sizi bir tanıyalım isminiz kısaca. İsmim Mustafa Atasaral. Ha Mustafa Bey evet. Evet ziraat mühendisiyim ben. Evet. İstanbul'dan döndüm. İstanbul'da yaşıyordum. Evet. Şimdi bizim de dikkatimizi çekti tabii. Evet, konuşuyorsunuz siz, ben gösteriyorum bütün ağaçları, evet. Şimdi bu tırtıl larva döneminde zararlı oluyor. Konuşuyoruz, siz ben çekiyorum, evet gördüğünüz gibi, bitki evet. Bitki öz suyu ve bitkisel materyalle besleniyor. Larva döneminde tabii yaprakları yiyor. Çok fazla sayıda arttı tabii. Diğer, önce dut ağacından başladı ve diğer... ağaçlara adapte oldu. Hatta armutlar. Aşağıda evet. Ceviz ağacımız var. Evet. Normalde çok hocam da bahsetti. Evet. Evet. Ama onu da yemeye başladı. Bugün çayda gördüm. Evet. Çayı da biraz yedi ama herhalde tadını beğenmedi, bıraktı. Evet, çaya da bulaştı diyorsunuz. Tabii çaya da bulaştı. Korku şu tabii ki bu bir şey gibi yayıldı şu anda. Evet. Peki İstila şeklinde ama şimdi bunun tabii ilaçlamak yani çözüm noktasında ilaçlama belki biyolojik veya organik ürünlerle yapılmalı. Çünkü çay hasadı var. Evet. Diğer